Evet, tekrardan Samandıra'da başlıyoruz. Online uçmayacağım için pist başındayım. Zaten burada herhangi bir ramp start da koymamışız. O zaman da bir mecburiyet yokmuş herhalde. Dolayısıyla pist başından hareket edebiliriz. Yakıt alalım. Ne olmaz, ne olmaz. Uçuşun bundan sonraki kısmını tamamlayacağız. Buradan Cengiz Topel, oradan Yalova, Yalova'dan Bursa Yunuseli. Bursa şehir içindeki eski havalimanı, hava alanı, meydan. Adına ne derseniz deyin. Oradan da Bursa Yenişehir. Uçuş planının tabii ki bundan sonraki kısmını 1200 saatten neyse. On yapsak ne olur, off yapsak ne olur, hiç no problem. Flight plan, insert waypoint, LT ve X. Burası X zaten. Waypoint, LT ve Q. Cengiz Topel, waypoint, LT ve P. Yalova, insert, X, Esra idi. Oraya gitmeyeceğiz ama onun yakınındaki meydanı bulacağız. Yunuseli. Insert waypoint. L, T ve R. Böylece yeni uçuş planımızı da girmiş olduk. Gördüğünüz gibi YAA'dan daha sonra aşağıda görmediğiniz gibi 60'tan fazlası yok bunun çünkü. Biz yine normal ayarımızı alalım. Komları açalım. Aslında İVAO'ya tekrar bağlanalım. Eğer bir sorun olursa yakın olduğumuz meydandan devam ederiz. Yapacak bir şey yok. Tekrar tekrar kayıt yapmayacağım. Benim yani ekran kartıyla ya da bu ikinci monitörle ilgili bir sıkıntı var. Arada bir ya bir kısa devre gibi bir şey oluyor. Ya bir kartlarında bir şey var. Kabloyu kontrol ettim bilmiyorum. Her iki ekranımda bir cızırtıdan sonra kararıyor. Daha sonra görüntü tekrar geliyor. Monitör çalışıyor ama şeyi de etkilemiyor uçuşu yani explain'deyken. Biz de bu arada başlatalım. Olur ablacığım. Tamamdır. Jeneratörü kapatabiliriz. Kapımız kapalı. Samandıra'da yağmur yağıyor. Flap takeoff pozisyonunda sürat 210 diyelim, 1500 aslında yeter. Manuel gideceğiz.
Heading modda gideceğiz. Heading'i biraz daha sağ alayım. Attıktan sonra otomatiğe atarız. Flight direktörü açalım. Roll heading diyelim. Pitch'te vertical speed diyelim. Attıktan sonra direkt otopilota atarız. Evet, bu kadar hazırlığımız. Gidiyoruz. Otopilottayız. Heading'i biraz daha alıp 120 yönünde sahile ulaşmaya bakalım. Etap 27B olduk. Bağlanayım dedim ama sonradan da vazgeçtim. Offline gidiyoruz. Offline. Biraz daha sağa dönelim. Sabiha Gökçen'in üzerine doğru. Oradan denizi buluruz. Oh, pardon. İstanbul Approach açtı.
karşıya geçtik bile. Pardon. Bu arada telefon gelince gözümüz kaydı yine. Özürlerimizle beraber. Yani utanmasak direkt Bursa'da bulacağız kendimizi yeni şehirde. Dön geri. Cezası bu. Dağlara, tepelere çakılmadan radarımızı da açalım yani. Feet bile fazla. 1000 fit yapalım. Denizin üzerinde gidelim. Bir an evvel insin aşağı bulutlardan. Kurtaralım kendimizi. Ciao, mein Name ist Covid 19, aber ihr kennt mich wahrscheinlich unter dem Namen Coronavirus. Entschuldigt mich für mein vorwarnungsloses Erscheinen, aber es liegt nicht in meinem Bestreben, euch wissen zu lassen, wann ich erscheine, in welcher Form und Stärke. Warum ich hier bin? Ja. Sagen wir, ich bin hier, weil ich es leid war. Ich war es leid zu sehen, wie ihr euch zurückentwickelt, anstatt aus dem, was euch gegeben wurde, was gut ist. Ich war es leid zu sehen, wie... Evet. Yeni bir kazaya kurban olmadan telefonu elimden bırakayım. Kocaeli sahil bölgesinden Körfez turu tamamlayalım. Tam bu şekilde gidersek bence 09 pistine ineriz. Burası Tüpraş. E5 yolu üzerinden Tem'e doğru.
Önümüzdeki tepeler değil de bir sonraki bize sıkıntı yaratabilir. Onun için kendimizi hafif hafif sağa atalım. Bir 10 derece daha sağa gidersek 90 yapalım. Cengiz Topel'e ulaştığımızda ayarımızı yaparız. O milden az kaldı. Hızımızı keselim bir kere. Rüzgar da tam karşıdan esiyor. 27'ye dokunup, yok 09'a dokunup pardon. Zaten o yönde gidiyoruz. 27'ye geçmeye gerek yok. Kalktıktan sonra döneriz. Pisti karşımıza alalım. Daha Ayres var mıymış? de var. Bize yaramaz. Böylece 0,90 yapalım. Otopilottan çıkalım. Pisti bulmaya bakalım. Görerek. İlerideki düz çizgi bizim pistimiz. Gear down. Sağdan ya da soldan geri dönüp Yalova'ya doğru yol alacağız. Pardon. Bu ani geldi. Cengiz Topel Meydanı'nda da Sunay Kılıç Hoca'nın izniyle X-Plane için dönüştürmüştüm. Onu da X-Plane Türkiye'de ya da Turkish Virtual web sitesinde bulabilirsiniz. Bir teker koyalım canım. Kadar sarsmaya gerek yok. Aa. Evet. Tekeri koyduk. Ve de kalkıyoruz. Sapanca Gölü'nü de görelim. Ve de dönelim.
Gördüğünüz gibi karşımız tam Sapanca Gölü. Hızlı trenlerimiz de gidiyor. Piste paralel. Vertical speed, roll, heading, back, autopilot. Heading'i biraz daha batıya alabiliriz. Sahilden gidelim, tepelere dokunmayalım. O zaman 1000 feet bize yeter. İzmit Organize Sanayi galiba ya da Sanayi Bölgesi. Shift W görüntüsü bu. Bizim ışıklarımız da yanmıyor bu arada. Taksi ışığı neyse de ay ışığı gereksiz. Işık yapmak aklıma gelmiyor. Kuralsızlık bazen rahatlatıyor insanı. Tam 20 milimiz var. Daha sonra dağları aşmak için biraz yükseleceğiz. Orada 3000 fiti göze alalım şimdilik.
tepeleri geçtikten sonra ilerideki düzlükte Yalova Hava Harp Okulu'nun eğitim meydanı buralarda bir yerde. Bu yoldan az gitmedim ben. Sahil yolunun yapıldığını bilirim. İlk asfaltlara döküldüğünde buradan geçmiştim. Pembe renkli bir asfalt vardı. '71-'72 yazı olabilir. Çift yol yapıldı. Nasıl sevinmiştik. Bakalım. Pist durumu 26'ya 08, dolayısıyla 26'ya dokunuruz, sonra 3000 fite kalkarız, süratimizi azaltalım. Yani 130-140'la dokunup kalkıp gidelim. Durmayacağımız için çok yavaşlamamıza da gerek yok. Daha 7-8 mil var. Şuradaki siyahlık. Bizim şeyde uçağın böceği de buradan geliyorlar. Kendimize hafif sola verelim. Otopilottan çıkalım. Solumuzda geçtiğimizde Yeni Körfez geçişinin otoyolu. Önümüzdeki ağaçlığın devamında pist var. Fazla da alçalmaya gerek yok şimdiden. Kendini dengelesin. Güzel.
Tekerdeydik. Vazifemizi tamamladık. Kalkalım gidelim. Böylece vertical speed'i ayarlayalım. 3 vertical speed. Roll. Navigasyon diyelim. Autopilot. Bağlanalım. 800 feet per minute. Biraz da gaz verelim. Bu dağları bir şekilde aşmamız lazım. Biraz daha gaz verelim. Yine unuttuk. Peki. Yalova Havivarı üzerinden Bursa'daki o meydanı bulmaya gidiyoruz. İznik Gölü solumuzda, İznik Körfezi sağımızda. Burası İznik Gölü. Bayağı bir yakın test yapıyoruz. Evet, Bursa Yalova yolu, Orhan Gazi'yi geçtik. Sağda İznik Körfezi.
Şimdi haritadan bakarsak şu noktaya gitmeyeceğiz tabii. O nokta tam Bursa'nın şehrin içi. Bizim gideceğimiz yer şurası bir yer, yakın bir yer yani. Dolayısıyla şimdilik dışarıdan sağa solu gözleyerek gidebiliriz. Bulut tavanı bu şekilde olursa sorun yok. Yoksa herhangi bir işaret, navigasyon olmadan, seyri sefer aleti olmadan solumuzdaki kırmızılık da Uludağ'ın yükseltisi galiba. 8200 feet. Başka bir şey olamaz. Biz önümüzdeki düzlükte arayacağız. Dolayısıyla biz yavaş yavaş bir 2500'e inelim. Yine hızlanmışız. Zaten şeyi kaybetmiş galiba, yükseliyor. Epey bir çekelim bence gazı, çünkü bu meydan hafif çapraz sağda bir yerde olmalı. Bursa'ya inişten hemen sağda. Orası değil. Burada kesin bir meydan var buralarda ama nerede? Yolun sağında değildi, yolun pardon solunda değildi, yolun sağındaydı o meydan. Çok küçük bir meydan. Bulmakta da zorluk çekiyor dedim. Şurası mı? Değil. Explain haritada gösteriyor muydu bunu? LTBE. Evet, şurası. Hemen sağımızda. Hayret bir şey. Şurası mı? Şurası mı? Galiba orası. Stall speed'e yaklaşmışız yani. Pardon, yolcularımızdan özür dileriz. O ani hareketten dolayı. Bakalım. Bu da 0927. Hoppa. Demiştim size çok küçük bir meydan diye. Tam karşınızda. Alay valayla buraya masraf ettiler. Hiçbir halta yaramadı tabii.
Müteahhit zengin ediyorlar boyuna. Yandaşlara. Neyse. Arkamızdan rüzgar esiyor. Onun için şöyle biraz hızlı bir şekilde tekeri değirip kaçalım. Kebap yiyecek halimiz yok, İskender kebabı. Burada da normalde iki pist var da. Mış. Dedik ve kalktık. Ve de son durağımız olan Bursa Yenişehir Havalimanı'na hareket edelim. Ben bunu hep yapıyorum. Dağlık bölgelerde bulutlar böyle bu şekilde kesitler oluşturuyor. Umarım 70 dolar ödetmeden bu işi Vulkan'la beraber çözerler. X-Play'nin sevmediğim birkaç saçmalığından birisi. Kusura bakmasınlar. Eğer X-Envir'e bunu çözüyorsa sen de 10 dolar fazla iste kardeşim. Yap. Yap. Bursa Yenişehir'e yönlendik. Önümüzdeki dağların yüksekliği hafif altımızda kalacak gibi duruyor. Meydana 20-30, yok 20-18 civarında bir şey var. 17 küsur 18, evet. O da ALS yaparız. Ama rüzgar ters esiyor. Biz buradan direkt gidelim, inelim. Her halükarda bunları koyalım. Localizer 2. Course 249.
Vers 249. Localizer 2. Vers 249. Tamam. İki tarafta da hazırız. Şunu kaldıralım. Caution terrain. Oraya dalmanın bir alemi herhalde yok. Dolayısıyla roll heading mode. Diyerek o tepenin yamacından kaçalım. Tekrar nav modu alabiliriz. Süratimizi de azaltabiliriz. Meydana doğru dönüyoruz. Safi tarım. Önümüzde. Sol hafif çaprazdan rüzgar alıyoruz. Onun için gear down. Sağdaki piste inelim. Sağındaki taksi yolundan çıkarız. Sıfır yedi right. Evet.
Bir sonraki taksi yolu, taksi yolu mu orası, itfaiye yolu mu? Taksi yoludur. Jetler kullandığı için daracık, bize de yarar. İlerideki helikopter pistinin yanına koyalım. Kim bilir, belki helikoptere binip gideriz. Onu yapamayacağımı biliyorum da. Evet. Buraya kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bakalım Bursa'dan nereye gideceğiz.